Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 66. mektuptan 2 ders yapmıştık. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri bu mektubunda tevbe etmenin, günahlardan arınmanın, Cenab-ı Hakk'a yönelmenin, vera ve takva dediğimiz insanı insan yapan, insanı Cenab-ı Hakk'ın nezdinde değerini yükselten, değerli hale getiren vera ve takvadan bahsedecek idi. Ve tevbe ile ilgili insanın işlemiş olduğu günahlar iki türlü olur. Bir, hukukullah dediğimiz Allah hakkına tecavüz etmiş olur. Bir de kul hakkı ağırlıklı olan günahlar var. İnsanoğlu giymiş olduğu elbisede, vatandaşın görebileceği noktada elbisesinde leke olsa, o leke ile beraber piyasaya çıkmıyor. Ayıptır diyor. Millet görür ne der der. Bir tane düğmesi kopuk olsa, gömleğinin bir düğmesi kopuk olsa ne zarar eder? Zarar etmez ama ayıp olur. Millet görünce burada bir eksiklik var der. Şimdi millet görünce bir leke, bir düğme eksikliği bizim için sıkıntı oluyor. Mutlaka bunu telafi ediyoruz. Etmek istiyoruz daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın görmediği günahımız yoktur. Günah lekesi hiç gömlekteki düğmenin eksikliğine benzer mi? Veya gömleğimizde, cübbemizdeki bir lekeye benzer mi? Asla benzemez. Öyleyse o günahtan arınmak daha önemlidir. Çok daha dikkat edilmesi gereken nokta şurasıdır. Diyelim ki evimizden çıktık, gömleğimizin düğmesinin eksik olduğunu gördük veya cübbemizin lekeli olduğunu gördük. Değişmek için tekrar döneceksin, eve gideceksin, elbiseyi değiştireceksin. Bir sürü zahmeti var. Ama üzerimizdeki, kalbimizdeki günah kirini temizlemek için eve dönmeye gerek yok. Uzun zamana, mesafeye de gerek yok. Olduğun yerde anında kuru temizleme mi, ıslak temizleme mi, hangisini istersen hepsi var yani. Anında temizleyebilirsin. O da nedir? Gerçekten tevbe etmek ve nedamet duymaktır. Tevbenin iki kısım olduğunu söylemişti. Kul hakkı olanlarda, Allah hakkı olanlarda ayrı şartlar vardı. Her ikisinde birleşen şartlar nelerdi? Bir insan gerçekten günah kirinden temizlenebilmesi için evvela yaptığına pişman olması lazım. Ortak şart bu. İki, bir daha yapmamaya kesin karar vermesi lazım. Kaza edilmesi gereken şeyler varsa onları kaza edecek, tevbedeki samimiyetini gösterir. Kul hakkı olan şeyler varsa kul hakları geri ödenmiş olacak. Bu şartları beyan ettikten sonra kimin hakkına tecavüz ettiysek onlara dua da etmek lazım. Onlar için istiğfar ve dua etmek lazım. Diyelim ki kul hakkı eğer bir mala taalluk eden kısım ise o hakkı sahibine vermek lazım. Sahibini bulamazsak varislerine vermek lazım. Varisleri yaramaz insanlardır. Varislerinin yaramaz olup olmaması bizi ilgilendirmez. Mal bizim değildir. Dolayısıyla varisleri kimse onlara vermek lazım. Eğer varislerini bulma imkanı yoksa o zaman o malsa hak sahibi adına onun niyetine fakir fukaraya tasadduk etmek lazım demişti. Kâle Aliyyün kerramallahu veceh. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu veceh buyuruyorlar ki Semi'tu Ebu Bekir'in radıyallahu anhu yekul ve huve sadiku. Gerçekten dürüst birisi olduğuna samimiyetle inandığım Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin şöyle dediğini işittim diyor Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu aleyhi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz de sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu bize naklediyor. Ma min abdin eznebe zenben fekame fetevadze ve salle. Bir kul günah işledi. Günah işleyince fark etti lekesini, çamaşırındaki kiri tabiri caizse. Fekame hemen kalktı. Fetevadze abdest aldı. Ve salle namaz kıldı. Vestağfirallaha min zenbihi. Günahından da Cenab-ı Hak'tan özür diledi. Estağfurullah dedi. İlla kâne hakkan alallâhi en yâfire lehu. Bir insan işlediği günahı fark eder. Elbisesindeki, kalbindeki o lekeyi, kiri hisseder. Aa ben ne yaptım deyip yerinden fırlar. Bir abdest alır. En az iki rekat namaz kılar. Estağfurullah, özür dilerim der ise Cenab-ı Hakk'ın onu bağışlaması hak olur, vacip olur. Allah'a kimse vacip kılamaz da, yani Cenab-ı Hak onu boş geçmez demektir. لِأَنَّهُ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَى. Çünkü bunun, bu hadis-i şerif ama ayetten delili var bunun diyor. Nedir delili? Estağfirullah. وَمَنْ يَعْمَلْ شُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri buyuruyor ki, bir insan herhangi bir kötülük yapsa, amel defterine sol taraftaki meleğin kaydettirdiği bir günah yapmış olsa, اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, kendi nefsine zulmederek yanlış yola girmiş olsa, sümme, sonra fark etti yanlışını, çanağı kırdığını, kalbini kirlettiğini, amel defterini perişan ettiğini fark eder etmez, sümme yestağfirillah, Allah'ım özür dilerim, estağfurullah derse, yecidillâhe gafûran rahîmâ, Allah-u Teala'yı ziyade bağışlayıcı ve ziyade merhamet edici olarak bulur, buyuruyor. Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri Nisa suresinin 110. ayeti kerimesinde. Burada vaad-i ilahi var. İnsan farkına varır, günahının farkına varır ve istiğfar ederse Cenab-ı Hak onu bağışlayacağını, gafur ve rahim sıfatlarıyla ona tecelli edeceğini haber veriyor. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثٍ آخَرٍ. Bir başka hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyururlar. Men eznebe zenben sümme nedime aleyhi fehuve keffara. Bir insan kuldur, beşerdir, hata erder. Kuldur, beşerdir, hata etmiştir. Hatasının farkına varmıştır, pişman olmuştur. Neden yaptım? Yapmamalıydım. Amel defterimi kirletmemeliydim. Farkına vardı, pişman oldu. فَهُوَ كَفَّارَتُنْ. O işlediği günahtan dolayı strese girmesi, yani pişmanlık duyması, yapmamalıydım, bana yakışmazdı bu demesi, o onun için kefarettir. Günahta önemli olan nedamet ve pişmanlıktır. O nedamet ve pişmanlık tevbenin aslını, çekirdeğini teşkil eder. O pişmanlık olmadan eline tesbih alsa, 100 defa değil 1000 defa estağfurullah dese, bu sadece laklakayı lisana dönüşür. Yani dil ile bir şey söyledi ama kalbiyle onu onaylamadı. Yani daha açık ifadeyle, estağfurullah dediğimiz zaman özür dilerim Allah'ım demektir, beni bağışlamanı istiyorum demektir. Peki içimizde nedamet duymadığımız, pişmanlık duymadığımız şeyden dolayı insan özür dilemez ki. O zaman nedamet dilemenin, özür dilemenin, nedameti ifade etmenin, özür dilemenin temelinde ne var? Yanlış yaptım, pişman oldum. Aynı şartlarla karşı karşıya kalsam bir daha yapmam inancı var. Bu önemlidir. Bu olduktan sonra, yani o nedamet insanda pişmanlık olduktan sonra diliyle
Hani estağfurullah demesi onun lüks tarafı olmuş oluyor. Buna da ihtiyaç elbette vardır ama asıl budur yani. Bu olmadıktan sonra olmaz. Dün cumadan sonra cemaatin birisiyle işte 60 yaşlarında birisiyle karşılaştım. Dedim ya maşallah sakalın sana güzel yakıştı dedim. Dedi ki işte rahmetli Abdülhoca Efendi çok ısrar ederdi bana sakala. Keşke eskiden bıraksaydım şimdiye kadar geciktirmeseydim dedi. Dedim tamam. Bu adam geçmişle ilgili ne yaptı? Eskiden bıraksaydım hani bu kadar geciktirmeseydim dedi. Yani geçmişte yaptıklarına, kestiklerine pişman oldu. İşte o pişmanlık nedir? Tevbenin aslıdır. Herkes için önemli olan da budur. Yani benimle Mevla arasında, seninle Mevla arasında bir başkası yoktur. Yani benim pişmanlığımı Allah biliyor. Gerçekten pişman oldum mu olmadı mı onu Allah biliyor. Beni de bağışlayacak olan Allah olduğuna göre Allah ile aramızda samimiyet olması lazım. Yani günahımdan gerçekten üzüldüğüme, pişman olduğuma, nedamet duyduğuma Cenab-ı Hak şahit olması lazım. Ve fil haber, اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَالَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ Kul, Allah'ım senden özür diliyorum, beni bağışlamanı istiyorum, sana tevbe ediyorum ve sana yöneliyorum dediğinde ثُمَّ عَادَ Kul beşerdir ya, ayağa kaydı, tekrar aynı günaha döndü. ثُمَّ قَالَهَا Tekrar, ah ben ne yaptım ya, ben tevbe etmiştim, bir daha bunu yapmayacaktım, tekrar yaptı. ثُمَّ قَالَهَا ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Bu olay bir günahla ilgili üç defa tekrarlansın. Bir günah yaptı, istiğfar etti. Bir daha yaptı, istiğfar etti. Bir daha yaptı. Üç defa bu tekrarlanırsa كُتِبَ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ Dördüncü kez yaptığında artık büyük günahlardan kabul edilir. Çünkü ne yapmış oluyor? Günahta ısrar etmiş oluyor. İskender Paşa'da Mehmet Efendi, Kudüs-i Sirri Hazretleri, Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği, o da Efendi Hazretlerimiz Kudüs-i Sirri Hazretleri'ni çok severdi, muhabbetleri iyiydi. O bir sohbetinde demişti ki, üç tane küçük günah, bir tane büyük günah yapar demişti. Diyelim ki sigara içmek küçük günah bile olsa, üç dal sigara içtiği zaman bir tane büyük günah yapmış olur. Dolayısıyla 1,5 paket sigara için günde en az 10 tane büyük günah işlemiş olur derdi. Yani küçük günaha ısrar etmek la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar buyurulmuştur. Bir insan küçük günaha devam ederse o küçük olarak kalmaz. Büyüğe dönüşür. Damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur demişlerdir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek mümini anlatırken şöyle buyuruyor. Mümin işlediği günah karşısında dağın eteğinde oturan yukarıdan aşağıda kocaman kayalar yuvarlanarak gelen bir insanın manzarasına benzer. Şimdi dağın eteğinde oturuyoruz. Yukarıdan kayalar yuvarlandı, geliyor. O dağın eteğindeki insan korkar mı? Hem de ne acayip korkar. İşte Müslüman günahlar karşısında böyle korkar. Ya bunun felaketi beni çarparsa? Tir tir titrer. Münafıka gelince, münafık ise istediği günahı burnuna konan sinek gibi, alnına konan sinek gibi kafasını salladı geçti. Önemsemez yani. Şimdi dağdan aşağı taşın yuvarlanmasından korkan insan ile yüzüne burnuna sineğin konmasından rahatsız olan insan arasında fark var mı? Birincisi gerçek müminin günah karşısındaki tutumudur. Öbürünün de münafık olarak tarif ettiğinin de günah karşısındaki duruşudur diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir hadis-i şerifte okuyarak burayı şimdilik noktayalım. Fil hadisin nebeviyyi ennehu kâle aleyhi ve alâ âlihi s-salâtu vesselâm helekel musevvifûn yekûlûne sevfe netûb. Yani ben sonra tevbe ederim. Şimdi devam edeyim.
sonra tövbe ederim diyenler helak olmuşlardır. Çünkü insanın bir nefeslik hükmü vardır. Verdiğin nefesi alamadın, olay bitti. Aldığın nefesi veremedin, olay bitti. Bir gün bir kardeşimiz İstanbul'un dışında ziyaret ettiğimizde bir kabristandan geçtik. Dedi ki hocam benim dedi eşim dedi bu kabristanda yatıyor, bir Kur'an okuyabilir miyiz? Okuyalım dedik, gittik kabrine okuduk. Kabirden dönerken dedi ki hocam dedi benim eş dedi işte 35 yaşlarında falan vefat etti. Erken genç yaşta dedi vefat etti. Dedim ki doğru söylüyorsun. Ama dedim şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o kabirden dönerken baktım ki hemen yenge hanımın dedim yan tarafında 8 yaşında bir çocuğun mezarı vardı. Hangisi erken öldü? O 8 yaşında olan mı 35 yaşında olan mı? Peki 8 yaşındaki çocuktan biraz daha ileride de efendim 5 yaşında bir çocuğun mezarı vardı. Hangisi erken öldü? 8 yaşında olan mı 5 yaşında olan mı? Bazısı 5 günlükken, bazısı 5 saatlikken, bazısı 5 aylıkken, bazısı 5 yaşındayken. Bunlar hep oluyor mu? Oluyor. Aa, beraber konuşuyorduk. Öldü haber geldi. Çok olmuyor mu? Şimdi bir bunu duymak var, bir de duyulmak var. Yani biz birilerinin sekte-i kalpten gittiğini duyuyoruz, aa diyoruz. Bir gün biz sekte-i kalpten gideceğiz, başkaları bizim için a diyecek. Bizim için a deme şansımız kalmayacaktır. Kısacası ölüm insana nedir? Ayakkabının bağından, nalinin bağından daha yakındır. El cennetu akrabu ila ahadikum min şirakin alihi ve nâru misli zâlik. Nasıl cennet insana ayakkabının bağından daha yakındır? Tak, nefes bitti. Kendisini mümin olan insan cennette görecektir. Tak nefes bitti, ehli nar kendisini cehennem ateşinde görecektir. Dolayısıyla cennet de bu kadar yakın, cehennem de bu kadar yakındır. Sonuç olarak kıymetli dostlar, her biriniz camiye gelirken pırıl pırıl tertemiz ütülenmiş elbiselerinizle geldiniz. Böyle olmasını da önemsersiniz. Yanınızdaki arkadaşınız terden kokmuş olsa, çirkin kokusu olsa, efendim ne yaparsınız ya, bu arkadaşımız aklı başında birisi değil herhalde. Böyle çirkin kokuyla beraber, kokulu, lekeli elbisesiyle geldi dersiniz. Elbisenin kokulu olması elbette, yani çirkin koku olması elbette güzel değildir, doğru değildir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermemiştir. Buna dikkat etmek lazım ama elbisenin kirini temizlemek ile günah kirini temizlemenin önemi açısından baktığımız zaman gerçekten günah uzun yolculukta bizi terletecek olan, sonra da telafisi mümkün olmayan bir şeydir. Yani günahlarımıza girdik mezara, pişman olduk, ne olacak? Oradaki pişmanlık fayda vermiyor. Burada pişmanlık duymak lazım. Buradaki pişmanlığı da yarına bırakırsak, yarın bizim elimizde değildir. Onu anında gerçekleştirmek lazım ve samimi olarak gerçekleştirmek lazım. Peki Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuyorum. 145. beyte Büyükşeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah şöyle buyuruyor. Aziz hem inzivaya eyle rağbet, cihandan geç budur mutlak selamet, dahi evlenmetsiz gel eyle gayret, sülükte ta kemal bulsun muhabbet. Bu şehvetten geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Bir insan manevi yola girince gerçekten büyük bir himmet peşinde koşuyor demektir. Yani Allah'ım ben sana dost olmak istiyorum, dostlar kervanına katılmak istiyorum. Dostlarım dediğin zaman o listenin içerisine girmek istiyorum diyor. Şimdi Mevla'ya dost olmak isteyen insan, gökdelene sahip olmak isteyen insanla kıyaslandığı zaman hangisi daha değerlidir? Vallahi Mevla'ya dost olmak isteyen çok daha değerlidir. 10 tane gökdelenin olsa gözünü yumduğun zaman bir tanesi yok. Bırak bir tanesini, bir metrekaresi yok. Ama Mevla'ya dost olduğun zaman hem yaşarken, hem ölürken, hem kabirdeyken, hem mahşerdeyken, hem sırattayken her an onun şerefini, nimetini, güzelliğini yaşarsın ve abat olursun.
Mevla dost olmak için bir yola giriyor, seyri sülüke giriyor. Seyri sülüke giren insan neye dikkat etmesi lazım? Çocuk okula başlıyor, bitsin diyor annesi babası. Öbürüne başlıyor, o da bitsin diyor. Öbürüne başlıyor, o da bitsin. Gitmediği günlerden dolayı kulağını çekiyor. Niye gitmedin okula falan diyor. Bitmesi lazım, diplomasını alması lazım diyor anne baba. Şimdi ilkokula, ortaokula neyse gittiğinde onun bitmesi ayrı şeydir. Seyri sülüke girdin. O okuldaki diplomadan çok daha önemlidir. Burada elde edeceğin gerçek sermayedir. Bu yolda yürürken dersini yapmadığın günler olmamalı. Yan yatıp çamura battığın günler olmamalı. Çünkü sen büyük davanın adamısın. Diyorsun ki Allah'ım ben sana dost olmak için bu yola girdim. Sıradan birisi olmak istemiyorum. Kaliteli bir Müslüman olmak istiyorum. Dostlar kervanına katılmak istiyorum diyorsun. Şimdi böyle büyük bir derdi olan insan herkes gibi yatar, herkes gibi uyur, herkes gibi gezer tozarsa öyle bir şey olmaz ki. Yani herkesten çok maaş almak istiyorsun, herkesten az çalışmak istiyorsun. Öyle bir şey yok ki ne kadar para o kadar köfte demişler yani. Sa'yu gayret güçtür amma vaki'a ve elleyse lil insani illa ma sa'a. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Yani çalışmak biraz nefse zor gelir ama 2-2 daha 4 eder. Herkes çalıştığının karşılığını alacaktır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yani lütuf ve keremi elbette boldur ama lütuf ve keremini kime tahsis ediyor? Kafirlere vermiyor. Dostlarına veriyor. Senden gayret olacak Mevla, senden benden gayret olacak Mevla, o gayretimizi ne yapacak? Çoğaltacak. Biz az koyacağız Mevla, onu çoğaltacak. Biz hiç koymadan Mevla çoğalsın dersek bu kanun-u ilahiye ters düşmüş oluyor. Onun için diyor ki aziz hem inzivaya eyle rağbet. Bu yolda girdin bir manevi yola fazla gırgır şamata insanı perişan eder. Şimdi kıymetli dostlar şöyle özetleyeyim. Bizim çocukluğumuzda bir insan bir delikanlı günah işleyebilmesi için köyden şehre inecek. Şehirde sinemayı bulacak. Sinemada şey seyredecek, günaha girecekti. Köyden şehre inmek de kolay değildi. Şehirde de sinemayı bulmak da kolay değildi. Her saatte sinema olmazdı. Ama şimdi geldiğimiz noktada köyden şehre inmeye gerek yok. Bir adım ileri gitmeye de gerek yok. Telefonu eline aldığında, internete girdiğinde dünyanın en ötesindeki, affedersin, pislik merkezine ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla insanı meşgul edecek, günaha sokacak, kalbini kirletecek, efendim girdiği yolda kendisini sekteye uğratacak, onu soğutacak şeyler, sebepler çok fazladır. Şimdi vatandaş hutbeyi dinlerken telefon internetten vazgeçmiyor. Vaaz dinlerken internet elinde dolaşıyor. Arabada giderken, otobüste giderken elinde telefon vardır. Girdiği çıktığı siteler kendisi bilir. Bütün bunlar ne yapıyor? İnsanı meşgul ediyorlar. Din derdiyle dertlenen, Allah'a dost olmak derdiyle dertlenen bir insan hep neye odaklanması lazım? İnsan-ı kamil olmaya odaklanması lazım. Bunun için de gırgır şamatan olduğu yerler yani mala yani dediğimiz şeyler bu yolda bizi sekteye uğratır. Mala yani sekteye uğratıyorsa ya bir de kendisine günah olan yanlış şeylerle insan meşgul olursa o zaman sekteye uğramak demek durdurmak demektir. Burada sekteye uğramasın gerisin geri atılırsın. Onun için inzivaya rağbet etmek lazım. Yani Mevla ile baş başa kalıp zikrinle, rabıtanla, murakabenle meşgul olacaksın. Cihandan geç. Budur mutlak selamet. Yani dünya derdini at. Mevla, derdin Mevla olsun. Dahi evlenme tezgel eyle gayret. Eğer evlilik seni meşgul edecekse bu yoldan, dersinden, vazifenden alıkoyacaksa biraz şu muhabbet hasıl olsun. Bu yolda bir rasih ol. Ayağın sabit olsun. Sülük de ta kemal bulsun muhabbet. Bu şehvetten geçip Hakk'a gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Büyüklerimiz, Efendi Baba Kudüs'ü Hazretleri, Efendi Hazretlerimiz ne buyurlardı? Bir insan tarikata intisap ettiği zaman şeytan gelir ona evlen der. Bir, hacca git der. İki,
hafızlık yap der. 3. Bunlar hepsi güzel şeyler aslında. Hacca gitmek de güzel şey. Umre'ye gitmek de güzel şey. Ama şeytan insana hacca git der mi? Şimdi hac mevsimidir. Hacca giden dersli kardeşlerimizden 100 kişiden kaç tanesi dersini yapar? Çünkü tavaf var, sa'y var, Kabe var. Kabe'ye bakmak varken gözünü yumacak, dersini yapacak. Bunu yapanların sayısı çok fazla olmuyor. Şeytan niye insana hacca git diyor? Haçta şimdi bir ay ona ders yaptırmadığı zaman zaten batmış gibi yan gider diyecek. Dersi bıraktığı zaman şimdi bir duvardan bir tane taş koparma, bir tane tuğla alırsan ondan sonrası kolay gelir. Dersini yaparken eğer sen bir gün dersini aksatırsan ikincisi kolay olur. Üçüncüsü daha kolay olur. Dördüncüsü daha kolay olur. Bir geriye dönersin bakarsın ki ben 3 aydır ders yapmıyorum dersin. Ne hale geldim dersin fark etmezsin. Akıntıya kaptırırsın kendini. Hafızlık yap dersine. Hafızlık yapmaya başladığında Kur'an'la meşgul oluyorum. Bundan daha önemli misin var der. Ve dolayısıyla dersini aksatırır sana. 1-2 ondan sonra hafızı da bıraktırır. Zaten biliyorsun Hacı Efendiler havaalanına geldikleri zaman haç bitip de havaalanına geldiği zaman çoğu havaalanında haccını bırakıyor zaten. O son zamanlarda şeytan öyle bir giriyor ki bağırmalar, çağırmalar, affedersin küfürler. Hatta birçok defasında haç dönüşünde vatandaşların uçakta namazlarını kılmadıklarını bir bağ sakalıyla bir takım hoca efendilerin bile ekibiyle beraber uyuyakaldığını, uyuduğunu, namaz derdi olmadığını görüyoruz. Yani haccı şeytanın bozması kolaydır. Hafızı bıraktırması kolaydır. Ama bir insan düzenli bir şekilde vazifesini düzenli bir şekilde yapmaya gayret ederse şeytan buna çatlar patlar. Yüce Rabbim her birimizi günahlarının farkında olan ve aziyetini idrak ederek samimi tevbe ile tevbe eden bahtiyar kullarından eylesin. Dünyadan ahirete göçerken pırıl pırıl göçebilmeyi, tertemiz bir amel defteriyle tabutun içerisine girebilmeyi, kefeni beyaz, amel defteri bembeyaz, kabre girdiği zaman kabri nuru Kur'an ile pur nur olan bahtiyar kullarından olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Sultanül Enbiya Fahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifleri için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, hasaten Efendi Baba Kudüs-i Sürü Hazretlerimizin, Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ruhları için, Allah rızası için. Hocam buyur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.